Elimizde bir cisim olsun ve bu cismin suyun dışındaki ağırlığı 10 Newton'a eşit olsun. Daha sonra bu cismi suya daldırdığımızda sudaki ağırlığının 2 Newton çıktığını varsayalım. Bunun sebebi ne olabilir? Burada suyun cismin ilk ağırlığını 8 Newton kadar düşürecek yukarı doğru bir kuvvet uyguladığını söyleyebiliriz. Bu farklılık da aslında kaldırma kuvvetini ifade eder. Bu cismin bir küp olduğunu varsayalım küp olmak zorunda değil ancak bu örnekte öyle olsun. Bu küpü suyun içerisine koyalım. Suyu da çizerek göstereyim. Yukarıda gördüğünüz bir su kütlesi. Elimizde aşağı doğru bir ağırlık olduğunu biliyoruz. Bu da 10 Newton'a eşit. Ancak bu cisim sudayken net ağırlığı 2 Newton'a düşüyor. Dolayısıyla burada cismi yukarı çeken 8 Newton'luk bir kuvvet olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Bu da aslında Arşimet prensibini anlattığımız videoda gördüğümüz kaldırma kuvvetinin ta kendisi. Bunu yazalım. Kaldırma kuvvet. Burada kaldırma kuvvetinin 10 eksi 2'den 8'e eşit olduğunu bulabiliriz. Bu da suyun cismi ne oranda yukarıya doğru ittiğini ifade ediyor. Peki bu değer başka neye eşit olabilir? Bu aynı zamanda yeri değişen suyun hacmi, daha doğrusu ağırlığına eşit. Yani 8 Newton yeri değişen suyun ağırlığına eşit. Bu değeri şu şekilde de ifade edebiliriz. Yeri değişen suyun hacmi çarpı suyun yoğunluğu çarpı yerçekimi sabiti. Şimdi de yeri değişen suyun hacmini bulalım. 8 Newton bölü suyun yoğunluğu yani 1000 kilogram bölü metreküp. Newton da aslında kilogram çarpı metre bölü saniyenin karesine eşit. Yer çekimi sabiti de 9,8 metre bölü saniye karedir. Tüm birimlere bakarsak elimizde sadece metre küp kalır. Ancak bunu hesaplayarak gösterelim. 8,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre küp. Bir cismin ilk ağırlığıyla sudaki ağırlığı arasındaki farkı bularak hacmi de bulabiliriz. Arkadaşlarınızla buluştuğunuzda bunu deneyebilirsiniz. Bence çok eğlenceli. İlk başta suya henüz girmemişken kendi ağırlığınızı ölçün. Daha sonra su geçirmeyen bir tartı bulun. Ve bu tartıyı havuzun en aşağısına yerleştirin. Daha sonra tartıya çıkıp ağırlığınızın kaç çıktığına bakın. Böylece suyun içerisinde ağırlığınızın ne kadar olduğunu bulabilirsiniz. Aynı zamanda hacminizin ne kadar olduğunu da bulabilirsiniz. Bunu bulmanın tabii ki başka yolları da var. Suyun yüzeyinin ne kadar arttığına bakarak da bazı hesaplamalar yapabilirsiniz. Şunu demek istiyorum. Suyun kaldırma kuvvetini ve suyun içerisine soktuğumuz cismin ilk ağırlığını bildiğimiz durumlarda o cismin hacmini hesaplayabiliriz. Bunun oldukça küçük bir hacim değeri olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak yapacağımız birkaç küçük hesaplamayla bu değerin aslında yaklaşık olarak 220 cm küpe eşit olduğunu bulabiliriz. Yani bu cisim sandığınız kadar küçük değil. Bu cismin yaklaşık olarak 8 çarpı 8 çarpı 8 santimetrelik bir alandan biraz daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de başka bir soruya bakalım. Elimizde bir ağaçtan kesilmiş bir tahta parçası olsun. Tahta bloğu gibi bir şey. Bu parçanın yoğunluğunun 130 kilogram bölü metreküp olduğunu biliyoruz. Bu tahta parçasının yoğunluğunu ifade ediyor. Bu büyük tahta parçasını suya soktuğumuzda ne olacağına bakalım. Buraya bir su kütlesi çizelim. Dediğim gibi elimizde büyük bir tahta parçası var. Bunu da kahverengi ile çizelim. Bu tahta parçasını suya soktuğumuzda su üstte kalırken tahta parçası aşağıda kalır. Burada bu tahta parçasının yüzde kaçının su yüzeyinin altında kalacağını bulmamız gerekiyor. Oldukça ilginç bir soru. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Bu büyük tahta parçasının sabit kalması için, yani bir nevi dinlenme durumunda olması için bu cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Bu durumda kaldırma kuvvetinin ağırlığa, daha doğrusu yer çekimi kuvvetine eşit olması gerekir. Peki, yer çekimi kuvvetini nasıl bulabiliriz? Bu değer aslında cismin kendi ağırlığına eşit. Bunun da tahta parçasının hacmiyle aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani tahta parçasının hacmi çarpı yoğunluğu çarpı yer çekimi sabiti. Kaldırma kuvveti de neye eşit? Bir bakalım. Önce yeri değişen suyun hacmi, yani suyun altında kalan parçanın hacmini yazalım. Suyun altında kalan parçanın hacmi yani yeri değişen suyun hacmi çarpı su yoğunluğu çarpı yer çekimi sabiti. Aynı zamanda yeri değişen suyun hacmi de suyun altında kalan parçanın hacmine eşit buradaki parça sabit olduğuna göre yani aşağı ve yukarı doğru hareket etmediğine göre bu iki denklemin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz tahta parçasının hacmi burada sadece suyun altında kalan parçanın değil tahta parçasının tamamının hacminden bahsediyorum çarpı tahta parçasının yoğunluğu çarpı yer çekimi sabiti bu denklem az sonra yazacağım denkleme eşit Suyun altında kalan parçanın hacmi yani yeri değişen suyun hacmi çarpı su yoğunluğu çarpı yer çekimi sabiti. İki tarafta da yer çekimi sabiti var. Dolayısıyla bu ikisi birbirini götürür. Şimdi de iki tarafı tahta parçasının hacmine bölersek ne olacağına bakalım. Denklemi burada yeniden yazmış oluyoruz. İki tarafı da bu değere bölerim. Suyun altında kalan kısmın hacmi bölü tahta parçasının hacmi Burada denklemin iki tarafını da bu değere bölerek aslında değerlerin yerini değiştirmiş oldum. Yazdığım bu değer aslında şuna eşit. Tahta parçasının yoğunluğu bölü suyun yoğunluğu. Umarım anlaşılır olmuştur. Burada sadece birkaç ufak matematiksel işlem yapmış olduk. Yukarıda da g değerinden kurtulmuştuk. Şimdi sorumuzu çözebiliriz. Sonra da bizden tahta parçasının yüzde kaçının suyun altında kalacağını bulmamız isteniyordu. Bu da aslında buradaki değere eşit. Suyun altında kalan kısmın hacmini toplam hacme bölerek suyun altında kalan kısmın yüzdesini bulabiliriz. Bu da tahta parçasının yoğunluğu yani 130 kilogram bölü metreküp bölü su yoğunluğuna eşit. Su yoğunluğunun da 1000 kilogram bölü metreküp olduğunu biliyoruz. 130 bölü 1000'den burası 0,13 gelir. Yani burada gördüğünüz değer 0,13'e eşit. Bunu da %13 şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu cismin yani tahta parçasının %13'ünün suyun altında kalacağını bulmuş olduk. Bu arada cisim herhangi bir şey olabilir. İlla tahta parçası olmasına gerek yok. Tahta parçasının bir kısmı suya batıp bir kısmı dışarıda kaldığı için onu seçtim.